Merhaba motosiklet severler. Bir motosiklet zaman programında yine sizlerle beraberiz. Bugünkü konuğumuz Aydın Sarı. Kendisiyle motosiklet güvenli ekipmanları hakkında konuşacağız. Bir motosiklete binerken ekipmanlarımız nasıl olmalı? Onları tartışacağız. Buyurun Aydın Hocam. Öncelikle hoş geldiniz. Sizi kısaca bir tanıyabilir miyiz? Evet, ben Aydın Sarı, sürücü eğitmeniyim. Otomobil ve motosiklet sürücü eğitmeniyim. Kendim bilirkişi, kaza inceleme uzmanıyım aynı zamanda. Aynı zamanda motosiklet güvenli ekipmanlarla ilgili tedariklerini sağlıyoruz. Bununla ilgili mağazamız var. Burada da insanlara sergiliyor ve hatta satışını da yapmaktayız. Peki Aydın Hocam, motosiklet sevdalıları bir motosiklete sahip olduktan sonra neleri almaları lazım? Hangi ekipmanlar olması lazım? Şöyle söyleyeyim. Motosiklet güzel bir makina, güzel bir alet. Biz motosikletçiler kendi aramızda motorlarımıza makina deriz. Aynen. Bu makineye binerken, makinalara binerken motosiklette kaporta biziz. Evet. Herhangi bir düşme veya kaza anında vücudumuz yerle veya kazada herhangi bir çarpmaya maruz kalmaması için koruyucu ekipmanlar olması gerekli. Bunlar gördüğünüz gibi burada örnekleri var. Bunların en önemlisi de kask. İsterseniz kaskla başlayalım Başlayalım biraz. hocam. Kaskı anlatayım size. Çünkü burada Motosiklet bir kaskları kaskımız üç var. türlü olmakta normalde. Bu gördüğünüz kask flip up dediğimiz, yani çene açılır kask. Şöyle göstereyim. Açtığınız zaman yarım bir kask olabiliyor. Mesela bunda güneş vizörü de var aynı zamanda. Fakat en güvenli kask şu şekilde kapalı kask. Yani full face kasklardır. Çenesi açılmayan kapalı kasklar. Bu şekilde yalnızca camı, vizörü açılan kasklardır. En güvenli kasklardır. Elbette çene açılır. Bu şekilde kask da kullanabilirsiniz. Ama sürüş esnasında mutlaka kapalı olarak kullanmalısınız. Çünkü herhangi bir kaza anında çenenizden darbe almamanız lazım. Kazalarda ortalama %50 önden, yani yüz kısmından hasar almaktayız. O nedenle bu şekilde yalnızca yarım olan kasları tercih etmememiz lazım. Hatta bu çene açılır kaskı da kullanırken böyle yarım kullanmamak lazım. Durduğumuzda mola esnasında açabiliriz veya giyip çıkarırken kolaylık sağlasın diye. Bu şekilde kapalı olarak kullanmalıyız. Kasklar yapılarına göre değişmekte. Fiber, karbon, plastik, termoplast, polikarbon gibi malzemelerden oluşmakta. Üç kattan oluşmakta. İçeride darbe emici petleri bulunmaktadır. En önemli yeri kaskın, kazada darbe alışına göre çene dedik ama en önemli yeri kaskın vizörüdür. Yani camıdır. Neden? Eğer camımız temiz değilse ya da soğuk havalarda buhar yaptığı zaman görüşümüz kapanır. Eğer görüş yoksa sürüş yoktur. Görmezsek bir kamyonun altına girebiliriz, yoldan çıkabiliriz. Görüş çok önemli. Özellikle kış ayları için kaskımız buhar yapmaması için şurada görebiliyorsanız, kameraya yaklaştırırsak içinde şöyle bir ikinci cam gibi bir şey var. Buna biz pin look, yani antifog, buhar önleyici cam diyoruz. Bu olması çok önemli. Bu olmazsa kask bir işe yaramaz. Özellikle soğuk havalarda nefes aldığımız zaman kaskın camı buğulanır ve görüşümüz kapanır. Görüş yoksa sürüş yoktur diyoruz biz. Kaskları satın alırken mutlaka giyerek satın alın. Bedeninize tam oturmalı. Çok bol kasklar olmamalı. Çok bol olursa kaza esnasında kafamızda oynar. Çok sıkı olursa sürüş konforumuzu bozar. Bize rahatsızlık verir. Bu da amacımıza hizmet etmez. Çok sıkarsa işte görüşümüz, bakışımız her şeyimizi etkiler. Ayrıca burada bağlantı kayışı dediğimiz kayışı vardır. Gördüğünüz gibi. Eğer bunu takmazsak kazada kask kafamızda durmaz ve bizi korumaz. Kask kafamızdan fırlar. Mutlaka bunu takmak zorundayız. Bunu standart olarak ne diyebiliriz? Ayarını yapmamız lazım buradan tokalarından. Bir parmak sıkı sıkı girip girmeyecek şekilde ayarlarsak bu ideal bir toka sabitleme sistemi olur. Tabi bunlar bu metrik bir toka sistemi. Bunların WD dediğimiz daha güvenli olanlara, özellikle yarışlarda kullanılan kasklarda WD halka kullanılmaktadır. Kasklarımız bu şekilde. Özellikle söylüyorum, kask alırken mutlaka giyerek bedeninize göre uygun kask alın. Hatta bu güvenlik ekipmanları içerisinde kask en önemlisi. Niye? Diyelim ki diğer ekipmanlar yok. Kol kırık, sakat bir insan yaşayabilir. Ama beyin kanaması çok önemli. Kafamızdan darbe alırsak, yani şöyle söyleyeyim, vücudumuzun anakartı kask, kafamız diyebiliriz. Onu da kask koruyacak. Kaska Peki çok dikkat etmek lazım. Evet. bunu da sipariş verdik geldi işte bizim kaskımız medium giyiyorum. Her kask medium'da bize denk gelir mi? Gelmez. Her kaskın, hatta aynı model kaskların bile birbirlerinden farklı üretimden dolayı farklı olabiliyor.
İşte ben bir tane kas denedim de medium'du, gidip diğer markanın medium da bana olur diye bir şey yok. Olmaz. Olmaz. Mutlaka farklıdır. Çünkü farklı firmalar yapıyor. Farklı özellikle el yapımı olanlar var. Değişik olabiliyor. Mutlaka kaskı alırken giyerek, deneyerek alınız. Buna çok dikkat ediniz. Bu çok önemli. Peki bunlarda önerdiğiniz bir marka var mı? Marka vermeyelim. Şu önemli burada. Yani marka Güvenlik derken isim marka olarak değil değil de de güvenlik evet. sertifikalı kasklar olmalı. Biz Avrupa üyesi ülkelerden sayılırız, üyesi değiliz ama Ecer 2205 dediğimiz güvenlik onayları. Şuralarında genelde Her yazar kaskta ya da var mıdır üstlerinde hocam bu? güvenlik sertifikası mı? Arkasındaki Her yazılı kaskın güvenlik arkasında yazısı. Bu yazmayabilir. bilmeyenler var Her çünkü hani kaskın arkasında bilmeyen bir yazmayabilir. insana göre. Satıcı firmadan sorarak güvenlik sertifikası olup olmadığını size göstermesini isteyebilirsiniz. Zaten belli markalar var. Bu markalar genelde güvenlik sertifikalı kasklar getiriyorlar ve satıyorlar. Onlardan alırsanız daha iyi olur. Ama darbe emincilik açısından şunu söyleyeyim. Fiber kasklar daha uygun kasklardır. Ama genelde kullanılan kasklar polikarbon kasklar tercih ediliyor. Tercih Ama ediyorum. fiber kasklar darbe emincilik açısından daha iyi. Güvenlik sertifikalı kasları almakta fayda var ve mutlaka bir deneyerek alınız. Bedeninize uygun olsun. Pinlik olsun. Kış ayları için, görüş için. İki, fiber kask almaya çalışın. Güvenlik sertifikasını mutlaka arayınız ve kullanırken de bağlantı kayışını mutlaka Bir takınız. Bir parmak. parmak sıkı sıkı olacak Peki şekilde. kaskı hallettik. Evet. Kastan sonra bize bir motor sürmek için ne gerekli? Kastan sonra bize gerekli olan her şeyi elimizle yaparız. Motosikletle işte debriyajı vites değiştiririz. İşte fren sıkarız. Gidonumuzu çeviririz. Birçok şeyi ellerimizle yaparız. İlk düştüğümüz zaman bile tepki olarak ilk önce elimizi yere koyarız. O nedenle ellerimiz çok önemli. Bildiğim kadarıyla el cerrahisi de önemli. Kolay böyle tamir edilen bir uzuvumuz değil. O nedenle ellerimizi de korumak lazım. Onun için korumalı eldivenler kullanmamız Bunlarda lazım. dikkat edeceğimiz neler Bunlar hocam? da üç türlü eldiven oluyor genelde. Şöyle yazlık, kışlık ve mevsimlik diyebilirim. Mevsimlik dediklerimiz genelde deri eldivenler ya da yazlık deri eldivenleri. Yani ilkbahar, sonbaharda da kullanabiliriz. Bazen iyi kış aylarında kullanabiliriz. Ama koruması olması lazım. Bakın şurada tarak kemiklerinin koruması, parmak uçlarında. İlk yere düştüğümüzde şurada bu eldivende gördüğünüz bu karbon kevler darbeler alıp sürüklenmede bizi koruyacak. Ve burada bağlantı kayışlarının iyi olması lazım. Taktığımız zaman bu kısımların dar olması çok önemli. Bazı Elimizden çıkıp sürücüler gitmemesi giyerken için. zor giyiyorum diyor ama özelliği o. Elimizden kolay sıyrılıp çıkmaması lazım. Bu korumaların olduğuna dikkat etmemiz lazım. Deri olan eldivenler genelde 1,2 milimetre keçi derisinden yapılır. Dana derisi sert olur, hareket ettiremeyiz. Yazlık tekstil eldivenler var. Kordura kumaş kullanılması iyi, sürtünmeye karşı dayanıklıdır. Bu şekilde eldivenleri tercih etmemiz lazım. Eldivensiz motosiklet sürmemek lazım. Hatta belli bir süre eldiven kullandığımız zaman eldivensiz motosiklete binerseniz kendinizi çıplak hissedersiniz. Onun Doğru. için eldiven çok önemli. İkinci Eldivenleri de ekipman da bu. hallettik hocam. Daha sonra bize gerekli olan aksesuar Üçüncü nedir? ekipman motosiklet Yani montu. şöyle söyleyeyim. Bunlar olmazsa olmaz değil mi? Yani Olmazsa işte olmaz. kaskım tamam kesin işte düştüğünüzde kafamızı koruyacak. Evinizin önünden dedik ya motosiklete kapatabiliriz. Evinizin önünden 50 metre ilerideki bakkala dahi gitseniz mutlaka motosiklet ekipmanı Ekipman kullanın. olması lazım. Olduğunuz yerde dahi düşseniz sizi koruyacak ekipmanlar bunlar. Kaskı söyledik, eldivenimizi söyledik. Diğer Sonra. bir ekipman genelde düşüş esnasında darbe aldığımız yerler dirsekler, omuzlar, ilk darbe aldığımız sırt kısımlarıdır. Bunun için motosiklet montları, motosiklet ceketleri vardır. Bunların omuzlarında, sırtlarında şimdi burada Burada göstereyim. Bu bir gösterdiniz hocam. motosiklet ceketi. Genelde endurucuların kullandığı ceketler. Burada bakın içlerinde, omuzlarında omuz korumaları var. Kollarında dirsek korumaları var. Sırtında sırt koruma pedi, sırt korumaları var. Ha bu yeterli mi? Ayrıyeten de bellik ya da böbreklik diye tabir ettiğimiz. Düştüğümüzde bizim belimizi, omuriliğimizi koruyacak yedek ekipmanlar da kullanabiliriz. Bunda bu ekipmanları, dirsek, omuz ve sırt korumaları en az olması gerekenler. Ayrıca kumaşlarının da özel yapım olması lazım. Çünkü motosiklette düştüğümüz zaman sürüklenmeye başladığımızda bir sıcaklık ortaya çıkıyor. Bu sıcaklık normal kumaşları hemen eritir. Hatta 700 derecelere varan sıcaklık ortaya çıkıyor. Motosiklet montlarının genelde kumaşları daha dayanıklı oluyor ve erimesi daha geç oluyor. Yani sizin bedeninize gelinceye kadar, vücudunuz uzuvlarına gelinceye İlk kadar darbeleri kendisini alıyor. paralıyor. Bu genelde çakmak yanığı gibi bir hal alır.
O nedenle özel motosiklet modlarını kullanmak lazım. Belli standartlarını, yani CE onaylı standartlardan montları almak lazım. Herhangi bir kumaştan yapılmış mont, sadece dirsek omuz korumaları var diye olmaması lazım. Bunun haricinde mont da bu şekilde korumamızı sağladıktan sonra, tabii bunlar aynı zamanda soğuğa, rüzgara karşı da bizi koruması lazım. Mesela bu mont 3 kat bir mont. İçlerini açtığımız zaman 3 kattan oluşuyor. Termal kısmı, içeride işte membran kısmı, ben çıkarttım bunu daha önce getirdiğimizde. Bu rüzgarı koruyor. Aynı zamanda yağmuru da engelliyor. Dış yüzeyi, dış koruması bu 3 katlı bir mont. Ayrı ayrı içleri çıkartılabiliyor. Bazılarının tek kat çıkartılıyor. 4 mevsim diye bir mont yok. Bu monta 4 mevsim diyebiliriz. Çünkü içi 2 kat Kat çıkartabiliyor. olduğu Yani için. şu anda kışlık, bir katını çıkardık ilkbahar, sonbahar. İkinci katını da çıkarttığımız zaman da yazlık olarak havalandırmaları var. Onları açarak kullanabiliriz. Yazlık olarak kullanabiliriz. Ya da fileli olanlar vardır. Ama filelileri şöyle, güvenlik açısından tavsiye etmiyorum. Niye? Sürtünme esasında daha çabuk Daha çok gelirler. Montlarımızı da giyerek yine üzerimize tam oturmalı. Korumalar oynamamalı, bol olmamalı. Çok bol olursa işte üstümüze sürüklenirken dirsek, yani temas bölgelerimizden korumalar kayar ve bizi korumaz. Üzerimize tam oturmalı. Ama böyle de çok çok sıkı sıkı olup sürüş konforumuzu, konsantrasyonumuzu da bozmamalı. bozmamalı. Onun için bunu da giyerek, görerek satın almak lazım. Marka derseniz yine marka vermeyeyim ama piyasada belli standartlar var. Satıcınız onları söyler. Onun haricinde diğer ekipmanımız ise pantolonlarımız. Aynı vücudumuz diğer şeyler gibi. Pantolonlarımızda dizlerde diz korumaları vardır burada. Aynı zamanlarda şöyle alayım ben. Yanlarda kalça korumaları vardır. Kalça petleri vardır. Düşme esnasında bunlar korunur. Yine sürüklenmeye karşı dayanıklı bir kumaştır. Soğuk rüzgara karşı bu pantolon da yine 3 kat. Aynı olduğu gibi kışlık, yazlık, ilkbahar, sonbahar gibi özellikleri var. Peki bu korumalar her motor pantolonumuzda var mı hocam? Şimdi bilmeyenler için. Genelde her motosiklet pantolonunda diz ve kalça korumaları oluyor. Ama kumaşları kimi armarit kumaş oluyor, kimi mesela kotlar var, motosiklet kotları var. Telvar Diz ve kalça dediğimiz. koruması var. Kevlar içinde 500 derece gibi sürtünmeye karşı kevlar katlı bölgeleri oluyor. Ama genelde bu şekilde kordura ve armarit kumaşlardan olan pantolonlar daha tercih edilir. Çünkü genelde motosiklet kotlarını günlük kullanım ve yaz için kullanıyorlar. Motosiklet kot pantolonlarını. Her tarafı kahveler kaplı değil. Diğer yanlar güvensiz oluyor. Komple kapladığınız zaman da bu sefer de yazlığa, günlük kullanıma hitap etmiyor. Çok sıkıyor bu sefer. O nedenle ideal olanlarını seçmekte fayda var. Yine bunu da Pantolonla, deneyerek almak evet. lazım. Pantolonumuzu hallettik diyelim. Tamam. Ondan Sonra ne sonra geliyor hocam? botlarımız geliyor. Bu botlar uzun bot. Tercih edilen budur. En güvenli Neden olan. peki hocam uzun bot? Kısa botlar, bizim üst kaval kemik kısımlarımız boşta kalır. Dizlikte eğer yarım bot olursa, burada dizlikle arasında şöyle giydiğimiz zaman şurasının olmadığını düşünün. Şu bölgemiz boş kalır. Bu kaval kemiğimiz de korur bizim. Ha, yarım bot kullananlar var rahat olsun diye, ama tam botlar tercih edilen botlar. Bunların da topuk, buraları sertleştirilmiştir. Düşmelerde bileklerimizi kavrar ve rahat hareket etsin diye buraları da körüklüdür. Vites değişimlerinde falan bunları kullanmak lazım. Son ekipman olarak da şöyle söyleyeyim size. Güvenlik elektriği bu Bu yılda yıl kanunen artık kanunen de zorunlu evet oldu. zorunlu oldu. Reflektif yelekler var. Bunu kullanabilirsiniz. Yalnız kanunda bir sürümceme var. Bunlarda reflektörler var. Ama kimi bu yeterli deniliyor, ama bunu giymeniz daha iyi. Daha iyi görünürlük sağlarsınız. Çünkü motosikletleri fark etmiyorlar. Evet, Her araç maalesef. kendinden büyük aracı gözetler. Görünmek açısından gündüz ve gece kullanmanızda fayda var. Genel ekipmanlar bunlar. Bunlar. Ekstra ekipmanlar var mı? Bafından tutun da motosiklet Tabii. çorabına kadar her şey var. En az olması gereken kask, mont, pantolon, botlarımız ve eldivenlerimiz ve reflektif yeleklerimiz mutlaka olmalı. Çünkü motosiklette kaporta Kaporta biziz. biziz. Bunlar olmadan motosikleti sürmemeliyiz. Peki hocam, geldiğiniz için size çok teşekkür ediyorum. Bir sonraki programımızda başka konularda gene motosiklet üzerine olacak. Görüşmek üzere diyorum. Çok teşekkür ediyorum hocam. Ben Sağ olun. teşekkür Ayaklarınıza ederim. sağlık. Sağ İyi olun. günler.